sizce Portekiz'in kutlanması, uluslararası statünüzü iyi olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyor musunuz? Olumlu yönde etkileyeceğini aşırı düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Yani hayatta kalan insanlarımızın artması bizim geleceğimiz için çok daha mantıklı olacak. Hem yetersiz olan insanlar da şey, oradan başlık yapan insanların karşılaması bizim ülkemizin diğer ülkeler açısından daha mantıklı bir olmayı düşünüyorum. Boş etmesinin anlamı
hakları vardır. Kendisi bu çekiyor diye o insan haklarını elinden alamazsınız. İlk olarak hükümet kapanışına birinci konuşmacı Zahir Cuman Tanaksoy'u davet ediyorum. Sosyal olarak düşünmek
kötü insanlara gidip gitmeyeceğini devlet zaten denetleyebilir, araştırabilir. Hatta yine sosyal olarak bize çok iyi bir ekonomi sağlar çünkü araştırma gücümüz artar. Artık sen hastasın, senin ne ihtiyacın var diye bakıldığında bunu güçlendirmiş olursun. Zorunlu açıklamıştım. Ve karşılıklarla devletten çıkmaya bir madde demiştik hükümet açılmış. Onu birazcık düzeltmek istiyorum açıkçası. Burada ailelere daha yapıcı bir ilişki getirdik. Yani zor bunu ben hüküm edip borcularımı alacağım. Bunu demiyoruz. Böyle insanlar ama zaten onu çok üzeri bölge, üzeri olan bir insanlar var. Ben de daha şans olan, oradan bekleyen bir insanın bir yardımını yaptık. Ve ailelerle bunu çok tatlı bir de konuşabiliriz. İnsanları bilinçlendirebiliriz. Mesela demiştik ki bilgi grupları isteyenler. Neden? Bilgisizlikten. Hiçbir bilgi koşmayı isteyenlerdi. Bir ortak olarak şey yaptım diye isteyen yapmaz. Demek ki o insan bilgisizdir. Sen ne yaparsan bilgilendirirsin. Bakın sosyal olarak yine toplumu bilgilendirmiş olur. Ayrıca bu hasta sahiplerine maddi manevi yardıma yapıyoruz. Senin bir çocuk, senin bir ailen, senin annen, baban, arkadaşın öldüğünde bunu bir başkasının hayatta tuttuğunu, bunun yaşandığını, o yaşayan insanın sana şükran sunduğunu, yaşayan arkadaşın şükran sunduğunu, kendisi ve ülkesi için bir şeyler yapıyor. Hayatın kıymetini daha çok bildiğini artık anlarsınız. Dediğimiz gibi bunu ne sosyal olarak, ne dini olarak, ne ekonomik olarak hiçbir sanımın bir noktası olduğunu hükümet olarak düşünüyoruz. Her açıdan hükümet olarak hem sosyal olarak hem ekonomik olarak politik olarak yanlış yapmadan oradan bağışlıyor. Gerçekleştirerek birçok yardım kurtarabileceğimize inanıyoruz. Sorudan da konuşmak kadar da teşekkür ederim dediğiniz için. Evet, arkadaşlar. Bir soru almış mı zaten? Bir daha alacağımız. Bir soru daha alayım. İlaç pahalılığından bahsettiniz. Hükümet bu konuda ekonomik önlemler almak varken neden başka bir insanın haklarını elinden almayı zorunluluktur? Ekonomik önlemi nasıl alacağını açıklarsanız size daha net bir cevap verebilirim. Ekonomik anlamda ilaç kullanımından bahsettiniz. Bunu hükümet kendisi belirleyebilir. Ben de söz konusu böyle yanlış anlamda soruyorum. Ekonomik olarak devlet olacağı önemli olması ne kadar fark edecek söylüyor. Yani ilaçlar pahalı. Devlet buna nasıl örnek alacak? Ucuz yaparsa bile zarar verecek. Bu zararı engellemek durumda ayrıca. Bakın sorun sadece para maddi zarar değil. Bu ilacı kullanınca, o diyet maddesi, o kalbi kullanınca o insan normal hayatını yaşayamıyor. Yani devlet sadece ekonomik olarak değil, bir taş iki kuş kurucu. Hem ekonomik olarak hem sosyal olarak bu insanı kurucu. Yani kalp hastası çocuğa veya şeker hastası bir insanın ilacı ucuz verdiğinde o insan kolay daha kolay yaşayamıyor. Ama oradan başlayacaksa normal bir insan gibi yaşayıp az önce dediğim gibi sağlıklı bir hayat yaşayabilir. Ve o insanın hayatı kıymetini daha çok önemli görüşüyoruz. Normal karşı zorunlu hale getirilmek, zorunlulukları ve halk için nasıl iyi olacağını açıklıyorum size. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi muhalefet kapanışı birinci konuşması Nezihan Yılmaz'ın. Evet, sıra diğer cümlemeye sahiplerine karşımak arkadaşlarım. Ben Nezihan. Bu bir muhalefet kapanış olarak size oradan dolaşıklılık olmasından bahsedeceğim. Devlet yapımı nasıl bulduklar? Öncelikle arkadaşlar, ben muhalefet kapanışlarım. Ben şu eksiği fark ettim ki hükümetin bu bir yanlış oldu. Neden yanlış oldu? Devlet oradan dolaşıklılık siz direkt dediniz ki ölü belirlerden unutmalıdır. Ama biz burada sağlık belirlerdir. Oradan başı alınan işlem de veren işlem de sağlık belirlerdir. Ve sağlık bir bütündür. Sağlık psikolojik olarak, insan sorumluluk olarak ve sosyal açıdan insanın etkileri açısından bir ürün olarak değerlendirilir. Hiçbir ülkede sen sağlığı sadece sosyal olarak, maddi olarak biz daha iyi duruma geleceğiz diyerek değerlendirilirsin. Öncelikle ben hükümet bunu yanlış anlamaya çalışmak konuyu açıklamak istedim. Çünkü ben burada ölü belirlerden daha çok sağlıklı belirlerden alınan kuraklar başlattım diye vurgulamak istiyorum. Öncelikle ahmalar kurmadan önce çözümlerimi size kuracağım. Hükümet dedi ki, organ bağışı yaparak biz kadınızı arttırabiliriz. Organ bağışı bizi sürdürülebilirlik açısından gelişir.
anne baba ve çocuk. Anne baba olunca sağlıklı bir eğitim, sağlıklı bir psikolojik olarak da, fonksiyon olarak da bireyin daha hızlı ve daha iyi bir şekilde ilerlemesini sağlar. Sizin öncelikle oradan ulaşımlar belirleyip yapacağınız propaganda veya destekleyenler dışında aile planlamasını geliştirmesi, hükümetin kendi toplumuyla daha iyi bir ilişki içerisinde bulunmasını sağlar. Aniden psikolojik olarak öyle bir bedel aldığınız, ondan ulaşımda öyle bir eksik kararlar soramıyorsunuz. Çünkü birey öldükten sonra kararlar soruyorsunuz. Ama madem ki devlet topluma bir baskı oluşturmak istiyor, toplum üzerinde evet veya hayır kararını bakmak, oradan almak istiyor, ölü bireye bunun öncesinde kararlar almalısınız. Yani bu bir kanun hükmüne geçirirse, öncelikle bireyi sağlıklıyken öldüğünde oradan vermek istiyor musunuz? Bu sorulmalıdır. Bakın, hiçbir şekilde sorulmadan veya da bir amaçla yapılmadan ilerlemek bize bir kar getirmez. Biz maddi açıdan ilerlemez. Dedi ki hükümet kapanıştaki arkadaşımız, sosyal olarak biz o aileyi maddi destek yapacağız dedi. Ama buradaki asıl konu da sadece ortak başlığını tutmalıdır diyor. Yani kendi amaçını tutup ailesine maddi olarak destekleyeceğiz, onları refaha erdireceğiz demiyor. Zaten bu sırasında da gençlik olan hiçbir ülke kendi statüme düşüncelerini dayatarak toplumunu düşünmeden ilerleme yapamaz. Çünkü biz gelişmek için toplumumuzda bir anlaşma içerisinde olmalıyız. Biz toplumumuzu önde tutmalıyız. Önde tutamazsak hiçbir şekilde ilerleyemeyiz. Ve şuna değinmek istiyorum, bireysel. Bireyselik çok önemlidir. Neden çok önemlidir? Refah sektörü konusunda, ekonomi konusunda, ülkenin gelişmesi konusunda bir bireyi aile içerisinde, iş hayatı içerisinde, sosyal hayat içerisinde en verimli halde olabilmesi için bireyselliğini, ömrünü tamamen kendine ait hissetmelidir. Bakın, ona bakışını doğru tuttuğumuzda birey psikolojik olarak benim ömrüm bana ait değil. Ben devletin malıyım, ben devlet için hayatımın bir kısmını şu an aslında veya organımı, bir organımı, benim bütün olan bir organımı ben onlara ulaşmalıyım diyor. Yani siz bir kere bir bireyin ömrünü alıyorsunuz. Yani ömrünü psikolojik olarak alıyorsunuz. Bakın, bir birey kendini özür istemez, istemezse ailesinin oluyorsun. Yani ben şahsen
Hükümet kapanışının ikinci konuşmacısı Mehmet Kıran Çıdar Bey'in. Öncelikle sağlar kapılarına şuraya teşekkür ediyorum. Ve ben de önce konuşmanın adına başkanlıkla teşekkür ediyorum. Şimdi ilk önce söylemek istiyorum ki, Ömer Bey'inden kullanıyoruz. Ömer Bey'in aldığı zorlandı, ihtiyacı olan ve hayata tutmuş şansı olan birine çok önemli. Bir sonraki gelecek şey, biliyorsunuz teknoloji çok gelişiyor artık. Teknoloji yeteri kadar gelişene kadar gelişmedi. Oradan bağışı, zorunlu sıkıcı ve teknoloji yeteri kadar gelişmeyi yapamıyorlar. 3D, 5D'den bir kere programlarda bu oradan bağışı sağlanacak. Bu zamana kadar programlar sorun olacak. Sıraylarda görürsünüz bu vakit geçenlerde. Ameliyat edilmesi de uluslar tarafında. Ve aslında şeye kadar geçecek. Bu teknoloji daha da değişecek. Bir de dalga geçen şirketin konuşmacısı dedik. Başka alanlara ilgili konuşmalarız. Bu konuda diyor, devlet zaten kişi yaşarken kişiden sağlık vergisi oluyor. Sağlık vergisi, bu alanda sağlık vergisi de devlet kaybede o şeyi, bu mali yükü karşılayabilir. İhtiyaç söyleyeceğim şeyde. Yeni istemekler de olacak. Buradan başlayacağız diye bekliyorum da. Daha sonra olacak. Biz çok değil mi? Hangi dile göreceğiz? Bu bir. Bir de demek istiyorum ki eğer kişilerimiz ise bunları alabiliriz. Buna demek istedim. Bir sonraki gideceğimiz şeyde sağlıklı bir yerinden değil, ölen bir yerinden görüyoruz. Sağlıklı yaşayan bir yerinden oradan başka bir yerine ve diyeceğim küçük bir daha çok önemli bir şey de gerekli bilgilendirmeler daha kişi yaşarken yapılacak programlama yönüne ve eğitim sistemine entegre edilecek. Eğitim sisteminde kişiler henüz kazanacak. Oradan bağışını paylaşmanın yararlarını alacak. Bu yüzden zaten zorunlu tutacağız ama kişi de oradan bağışlamak isteyecek. Çünkü eğitim sistemine küçük yaşlarında entegre edeceğiz. Çocuklar onu alacak. Uluslararası statüsü, kendi ulusunuz için de bir statümüz olsun.
toplamdaki ahlaktan olacak etik değerlerimize aykırı olduğuna değinmeyiz. Sonra çağrımlarla karşılık istiyorlar. Biz bu oradan çalışan zorunlu olması yerine devlet ya da bazı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla desteklenmesi, teşvik edilmesini daha fazla olduğuna gireriz. Çünkü yine az önce de dediğim gibi ahlaki açıdan bu yönden daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Tabii biz oradan dolaşmaya inanmak istiyoruz. Biz şu an bir uzaklaştık da mesela şöyle bir örnek verelim. Doğuştan alınmayı olan bireylerden de oradan dolaşmanın alınması, bu konuda dayatılması sizce ne kadar olur? Biraz daha olur. Hepin size bilgi gelip biz sosyal bilimciyiz. Eğer istek ediyorsanız biz sosyal devlet olarak kurbanlar alınabiliriz. Hani zorlar mı? Bu yine sosyal devlet anlayışına da aykırı olduğunu belirtmek isterim. Organ dolaşır kişinin kendi tür iradesine bağlı olmalıdır. Devlet insanların her iradesine karışmadan söz hakkı bulunamaz. Yani hak sahibi bulunamaz. Ayrıca bu durumda bir vatandaşın devlet tarafından zorla organların ihlal olması belki zihinsel, fiziksel boyutta o insanlara zarar verebileceği için yaşayan tehlikeye sokabilir. Yeah.
çalışmaya başlayacak. Sevgili. Değerli arkadaşlar, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Hatta medeni cesaretinden ötürü ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten yaşamak güzeldi. Ama şunu itiraf edebilirim, lisedeki yaşamaları daha güzeldi. Jüriye daha iyi değerlendiler. Yani daha böyle kimseydi. O takım o fazlalığından olabilir. Size bir dur. Eğitim yapmadık zaten. Toplantılara geldim. Cehaletin olan yoksa başka bir şey diye bunu yapıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var, gerçekten senin değil çok fazla grup olacağı veya da piyasaya gelmiyor. Ama sizin de güzelliğiniz var, senin için bir tecrübe olur. Seneye bu yarışmada her sene yapıyoruz adlarla bizi. Seneye bir yarışmada yapacak mısınız yine? Katılırsınız ve bu sizin bir tecrübe olur. Şimdi bölgeye birisi Maraş'ta olacak. Maraş'ta bir gün boyunca yer üzeri münazara eğitim alacaksınız. Sonrasında Türkiye'ye gelen olacak. İnşallah oraya kalırsınız da iki gün boyunca Kurbaşı'nda münazara eğitim alacaksınız Ankara'da. Türkiye'nin Ağustos ayında Ankara'da olacak. Haziran sonunda da kaynağı varsınız inşallah. 3-4 gün orada kapatacağız hatta 5 gün. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Orman Bağışı'nda gençler bunu bilin. Bir dönümü gerçekleşiyor. Kar artık çalışamak duruma geliyor ve cihaza bağlanıyor. Ondan sonra organ bağlanıyor. Ve organ alınırken kişi bundan hissediyor. Yüz ifadelerinden, göz yaş akmasından bunlar belli oluyor. Bunlar da bilgi yani. Bir de siz genelde ölüm üzerinden yaptınız. Ölümde o anlamda ölme değil. Yani tamamınız yanlış yerden tutmuşsunuz. Sağlığında almak bambaşka bir şey sadece. Kimse diye durup dururken İbrahim mesela gidip hastaneye gelin beni yarın kalbim alır demez. Bir pankreası yürüyüp çıkayım demez yani öyle bir şey olmaz. Çünkü mesela ehliyet alanlar gibi eskiden ehliyet alırken arkada bir işaretini yapar. Oradan başlıyor. Olay görürsünüz diye. Ki yeni yerlerde sistemde yapıyorum bunu. O yüzden bu şekilde yapıyorum oradan başlıyor. Çok, yani şeyler çok az yakaladınız. Ucundan biz hocamla böyle ben dişim falan sıkıyorsa dudağım falan yedim yanlış yerden yakalıyor diye. Bir de yanlış yerden yakalıyor. Diğerleri de yanlış yerden yakaladığını iddia ediyoruz. O ayrı bir şey yani. Komikti. Neyse bir şey yaptık hallettim. Teşekkür ediyoruz bunun bir şey katıldığınız için. Gerçekten çok eğlendim. Açıklayayım ben. Açalım mı? Açıklayayım. Tamam sonra gel. Büyük bir bekleyen bir video. Evet arkadaşlar. İlkiden başlayalım, sınırdan başlayalım. Evet arkadaşlar, hükümet açılışını 75,5 puanla gördüğünüz muhalefet açılış 78,3 puan üçüncü oldu. Evet ikincimiz hükümet kapanış 81,16 puan ikinci oldu. Thank you.
çekmeyi göstereyim şöyle. Teşekkürler. Evet, ikinci olarakımız Hükümet Kapanış. Tebrik ederim arkadaşlar. Evet, şimdi birinci olarak takımımız Muharebet Kapanış. Tebrik ederim